Dünya Televizyonu'nun değerli izleyenleri, Ustaların Elinden programındasınız. Tekrar yaratıcı bir sürece girmek için geldik, arkadaşımızla buluştuk. Mimin Orhan'la birlikteyiz. Merhabalar. Merhaba ablacığım. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Seni her gün görüyor olmak beni çok mutlu ediyor. Çünkü yeni yeni şeyler öğreniyorum. Pozitif enerjinden yararlanıyorum. Güzel bir gün geçiriyorum seninle olduğunda. Bil mukabele. Teşekkür ediyorum. Yine güzeliz. Bugün çok uzağa gitmek istemedik. Sık sık buraya gelmeyi de seviyoruz. Daha önce de söyledim, ben bazı programlarda sık sık buraya geliyoruz diyorum. Çünkü biz seninle çok geziyoruz. Sevdiğimiz yerlere de uğramayı tekrarlıyoruz. Hem öyle hem de atölyemizin olduğu mekan olduğu çok için. Çok güzel değil mi? Çok güzel. Bursa'nın en nezih ve güzel ortamlarından bir tanesi. Burada kahve içmek, bir limonata içmek çok güzel oluyor ve zevkli oluyor. Bence de Fidan Han'dayız. Burası yaklaşık 15. yüzyıldan kalma tarihi bir han. Biz de burada olmaktan keyif alıyoruz ama buranın bu eşsiz havasında, sıcak havalarda buraya kaçmak hoş geliyor. Yanında da meşhur limonata hoş geliyor. Evet. Meşhurmuş bir limonata. Meşhur. Neden meşhur? Neden Çünkü meşhur? Bunlar hazır limonatalar değil. Bunlar el yapımı özel limonatalar ve tadı da muhteşem olur test tabii. Test ediyorum o zaman. Ben de test edeyim. Aa, çok güzel. Çok güzel. İçinde bunda satsuma da var. Çok güzel, gerçekten çok beğendim. Keyifli oturuyoruz ama bu keyifle otururken yaratıcı sürece giriyoruz dedim. Her gün onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz falan. Bugün için aklımda bir şey yok, sana teklif edeceğim bir şey de yok. Senin kesin aklında bir şey vardır, ustalığını konuşturursun diye düşünüyorum. Aklımda var, şöyle var. Aslında şu an şeftali mevsimi. Evet, Bursa'nın şeftalisi. Çıkmaya da başladı. Şimdi ben şeftal getirecektim ama artık yani dersi mümin bundan da yapma diye. Onun için benim atölyemizde hazır şeftal çekirdeklerimiz var, kuruttuğum. Onlardan bir kolye yapalım diyorum. Farkındaysan artık şey demiyorum, ondan olur mu, bundan olur mu demiyorum. Biz yani her şeyi yaptığımız için, senden de bunu gördüğümüz için algıda seçicilik de başladı. Farklı yerlerde farklı objelere de artık dikkat ediyoruz. Onun için bir şey söylemiyorum ama şeftaliyi getirmemin iyi olmuş. Onu bana temizletirdin çünkü sen. Tabii ki yani öyle bir temizleme işlemi olabilirdi. Evet. Çünkü sen bir nevi de çıraksın abla. Tabii ki. Zımpara benden sorulur. Evet. Kesmeye, 2 yıla kesmeye geçelim diye düşünüyorum inşallah. Yani hiç yapamazsan duvarları zımparalayabilirsin evde. Alamayım. Bir evet, badana boya yapabilirsin. Mantıklı. Evde kalkmalar yapayım ben. Sen zımpara işlemini birazcık sevmiyorsun ama zımpara çok önemli bir şey. Yok, şaka yapıyorum. Aslında hoşuma gidiyor. Yani o değişim hoşuma gidiyor. Bir emek veriyorsun. Toz çıkıyor, ellerin kirleniyor. O kir, toz hoşuma gidiyor. O zaman şöyle diyoruz. Limonatamızı içelim. Fidan Hanım biraz keyfini çıkaralım. Zaten çok uzakta değiliz. Hemen atölyemize geçelim. Bakalım şeftal çekirdeğinden nasıl bir takı olacak, nasıl bir kolye olacak. Görelim. Güzel atölyemize doğru girdik, benimsedik, çok seviyorum. Şurada olmak beni çok mutlu ediyor. Sen ön hazırlık olarak bana tabii ki zımpara hazırlamışsın zımparamı ama yani bu kadar meziyet olur, abonoz nedir? Çok zor zımparalanıyor. Bir paduk olsaydı mesela, paduk da daha rahattı. Yok, ondan değil. Dedin ya tozu çok seviyorum diye, tozlanmak güzeldir demiştin. Ben demiştim onu da. Sen dedin. Bunu tabii ki sen tozlanman tamam, gerekiyor. Peki, onun için tozlanacak. Sen ablacığım zımpara yapmaya başlıyorsun. Tamam, ben bunu yapıyorum. O zaman ilk baş malzememizi seçelim. Evet, şeftal çekirdekleri var. Bunlar daha önceden temizlenip kurutulmuş. Öyle evet, dedim. Bunları şöyle yapıyoruz. Şeftaliyi bir güzel yedik. Yedik, afiyet yedikten olsun. Yedikten sonra evimizde çamaşır suyu var ise çamaşır suyuna biraz bekletiyoruz. Çamaşır suyun içinde işte 15-20 dakika olabilir bu. Atık olduğu bir diş fırçası, tel fırça olabilir evet, bu. Temizliyoruz bir güzelce. Ondan sonra kenara bırakın. Zaten bir gün içinde bu kuruyacaktır. Kurur. Aralarında herhangi bir şey kalmıyor genelde. Eğer bunu yapmak istemeyenler varsa bir güzel kaynatsınlar bunu. İçindeki
şeftalinin parçacıkları da çıkar. Çıkar, hepsi çıkar. Zaten herkes de bunu evinde yapıyor, tabii, biliyor, kurutuyorlar. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra şimdi zımpara biraz tozu gerekecek bize, abanoz ağacının. Abanoz, evet, ağacı tozuyla bunların içine dolgu yapacağız. Aa tamam, ben dolgu yaptıktan sonra tel çakmalarını yapacağız. Kenardakilerini, toplarını ben koyacağım. Koyduktan sonra da bunu cilalayıp bitireceğiz. Ustalık işi bu. Evet, elle cila yapacağız silerek. Tamam. Keyifli sildikten sonra da parıl parıl çıkacak. Tamam. Telimiz gümüş tel mi? Gümüş tel. Sen gümüş kullanıyorsun çünkü, evet, genelde. Evet, bunu pirinç teller var hazır. Gümüş de bulabilirler. Evet. Gümüş neden kullanıyorum? Çünkü gümüş daha sağlıklı, evet, bizim, evet, için. Ve gümüşle çalışmayı ben çok seviyorum. Evet. Gümüşün şifa kaynağı olduğu da söyleniyor. Evet. O zaman dolgularını yapalım. Tamam. Siz bir yandan zımpara yaparken... Başlayayım ben. Abanoz ağacı zımparalıyorum. Evet. Ben de biraz bunun formunu kırayım. Tamam. Ondan sonra toz doldurmaya başlayayım. Tamam. Bunu daha sonra zımparaladığımda kalan kısmını kullanacağız. Onun için sadece inceltme gibi toz çıkaracak. Evet, yapıyorum. Toz çıkacak. Formunu bozmuyorum. Toz onu çıkacak. Ben size bir kap vereceğim. Tamam. Bu kabın içine bunları dolduracağız. Tamam. Formunu, evet, bozmuyorum yani. İstediğinizi yapabilirsiniz. Öyle mi? Atın formunu mı bozabilirsiniz? Bozmayayım. Yani bundan şöyle... çok güzel kolye yapmıştık biz. Hatırlıyorum ben. Evet. Yani diyorsun ki... Ve sana bir sürpriz yapayım mı? Gerçekten sevgili izleyiciler, kurgu değil. Mümin'in haberi yok. Biz kolye yapmıştık. Abanoz ağacı da bana o kadar güzel geldi ki o parça bende. Ben, oo, takıyorum bunu düzenli. Burası yani. Şöyle. Evet yani, bak. İnanın ben o parçayı hani ağaçların içinden öyle aldım. Tebrik, evet, ediyorum. Biliyorum. Benim yani, bu. Yani parçanı buldun sonuçta. Evet buldum. Çok güzel. Evet sen o zaman ablacığım zımparaya devam. Tamam. Zımparaya devam. Ama sana gümüş çakma yaptıracağım az sonra. Gerçekten, evet, tamam. Farklı bir iş yapacaksın. Yaşasın, sonunda sınıf atlayacağım. Evet. Abanoz ağacı en sert olanı değil mi? Evet, ağaçlarda en sert olanı ve tek suda batan ağaçlardan bir tanesi. Hı hı. Onlar bayağı olmuş ablacığım. Yeterli zaten mi? Yeterli şu an için. Tamam. Ben onu şöyle şimdi alayım dikkatli tozu. Dikkatli vereyim. Şu şekilde. Sen bayağıdır zaten bunu yapıyorsun. Evet. Şuradan toz kabıma atayım. O kapta abanoz ağacın tozu var. Evet, abanoz ağacı tozu var. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bu senin verdiğin tozlarla birlikte normalde biz tabii çalışırken yanda bir kişi toz yapıyor. Hı hı. Ya da tek başıma çalıştığım zaman da bu tozları biriktiriyorum bir yerde. Hı hı hı. Hep elimizde toz olmuş, evet, oluyor. Şimdi şöyle yapıyorum. Şuradan şöyle her zamanki gibi yapıştırıcımızı şöyle, evet, dolduruyoruz. Biz bu mantığı öğrendik. Kozalak broş yapmıştık seninle. Evet, aynısı. Orada da oltu taşının tozunu kullanmıştık. Oltu taşı tozu. Şimdi abanoz tozu kullanıyoruz. Şöyle. Bunları araya sertleştirip taşlaştıracak bir form hazırlıyorsun. Evet. Şimdi eğer elimizde mercan varsa mesela, veyahut da kırılgan kaya varsa, toprak, evet, varsa, evet, deniz ben böyle aldığımız kum parçacıkları, parlak, hı hı, bir şeyler varsa bunları aynı yöntemle havanda dövüp, evet, böyle kırıp bu şekilde ekme yapıp kullanabiliriz. Çok keyifli. Bunu şimdi yaptık. O zaman da söylemiştim, tepkimeye giriyor ya tozla Japon. Evet. Farklı bir şey oluyor. Şimdi şöyle buradan boşlukları dolduruyoruz. Sen o zaman doldururken daha gerekli olacak herhalde. Ben biraz daha zımparalıyorum. Çok iyi olur. Yeterli yapmamışım. Biraz daha yapmam gerekiyor.
Sen bayağı çalıştın bugün yani. İnceldi bu. Bayağı. Şuradan daha fazlasını yapmayı reddediyorum. Bayağı toz yaptın yani. Evet. Şimdi beni çok az izlersen ablacığım. Şimdi bunu yaptık. E'yle, zımparayla bunu alabiliriz. Şimdi motorla hemen çok azıcık yüzeyini şu şekilde alıyoruz. Şöyle bakın. Sertleşti evet. Evet bu sertleşti bakın. Şöyle bakın desenler çıkmaya başladı evet. Şimdi. Dolgu olanları içeride fazlasını yüzeyini alıyorsun. Evet yüzeyini alıyorum. Tamam. Burada aralar yine böyle hı-hı. Bu şekilde çıkacak. Bunu yapa 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 yüzey dümdüz hale gelecek. Tamam merakla kenar, bekliyorum o tabii zaman. Tabii kenarlar da biraz böyle incelecek. O tamam. Zaman birazcık daha yapalım böyle. Tamam. Evet malzememizin şimdi üst kısmını şu şekilde yaptık. Siyahlar ortaya çıktı. O ince dokuların hepsi gitti. Aradaki küçük şeftali kısımlarının çok güzel oldu. Evet şimdi dalga dalga. Bunlara tek tek böyle nokta kakmalar yapacağız üzerine. Tamam. Şöyle. Benim taşlaştı o resmen. Çok güzel oldu. Çok enteresan işte. Japon'la karıştığı zaman malzeme donuyor. Evet. Şimdi buradan şöyle yapıyorum. Deldiğim kalınlık kadar burada böyle deniz kabuğumuz var. Hı hı. Bundan şöyle Japon'u biraz döküyorum. Hı hı. Aynı kalınlıkta burada hı hı. Telimiz var. Buradan telimizi alıp bunun içine şöyle oturtuyoruz. Şimdi onu oraya yerleştirdik. Yerleştirdik. Buradan tırnak makasımızla bunun burasını şöyle kesiyoruz. Aldık. Buradan şimdi bir daha Japon'a değdiriyoruz. Hı hı. Ve bir daha yapıyoruz. Şimdi ben bunu normalde çok hızlı yapıyoruz ama tek tek yavaş yavaş yapalım ki izleyenlerimiz böyle net görsünler. Buradan kesiyoruz. Bakın burada tek tek zemin oluşturuyoruz. Şimdi bunu yapması uzun sürecek. Size de şöyle bir ben tane. Ben de bir tane yapmak istiyorum. Gösterelim. Şunu yapayım. Şuradan o zaman size de şöyle başlayalım delmeye. Şöyle uç kısmından yapayım. Tamam. Rahat tutacağım yer olsun. Evet. Tamam. Buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi ben mutluyum, gururluyum. Terfi ettiğimin resmidir. Zımparadan kakmaya doğru geçiyorum. Evet ben şöyle evet. Japonladım Japon'a ucunu. Japon'a batırdın. Ben bunu bu deliğe. Evet. Şuraya sokuyorum. Aa ben bayağı girecek diye düşündüm. Tabii o yaklaşık oraya bir nasıl diyeyim 10 mikron 15 mikron kadar böyle giriyor. Kesilmiyor. Kestim. Gümüşü demek de yakaladım. Demek ki daha parmaklar kuvvetlenmemiş çekirge. Kuvvetlenmiş çekirge. Zımpara demek ki az yapmışsın. Çaktırmadan da dışarıda kalan kısmını içeriye bastırdım. Onları sonra şey yapacağız. Ha tamam. Çekişle vuracağım ben düzelteceğim az sonra. Tamam. Siz onlara... Bir tane daha var batırır mısın? Onu da yapıp vermek istiyorum. Devamı çünkü uzmanlık işi bozmak istemiyorum ben bunu. Şimdi onları çekişleyeceğiz. Yerleştiriyorum. Ve şöyle. Biraz daha dipten. Sıfır şu anda. Evet. Ah çok güzel oldu. Ben yaptım. Bakayım, bu ikisi şöyle. Benim. Ben yaptım. Tebrik ediyorum. Evet. Oo bayağı güzel olmuş. Evet. O zaman ben şöyle delmeye devam edeyim. Evet. Bunların hepsini tek tek yerleştireceksin. Evet. Bunun yüzeyini kaplayacaksın. Yüzeyini bunun şimdi kaplayacağım. Şimdi az sonra kenar toplarını güverseledim ben onları. Güverse diyoruz. Top şekline getiriyoruz. Ha, uzun bir işlem uzun bu. Uzun bir işlem o. Onları montajlarını yapacağım. Tamam. Sonra tesviyesine başlayacağım. Tamam. Ondan sonra da cilasını vurup bitireceğiz. Tamam toparlıyorum şimdi. Bunları deliklerini açıyoruz. Gümüşlerini yerleştiriyoruz. Önceden hazırladığın kenar için toplar varmış. Şu anda çok canlandıramadım ama ön hazırlık gerektiren toplar.
bunları yerleştirip sonra fesiye yapıyoruz. Evet. Tamam bakalım. Güzel oluyor. Yani gerçekten evet, hiçbir şey yapamadan seni izliyorum. Uğraştırıyor ama. Ya evet dedim baştan zaten bu ustalık işi. Bütün hepsinin üzerine gümüşleri kalktım, yerleştirdim. Aralarda delikler açıyorsun. Kenarda önceden hazırladığın toplar var. Evet. O... Onları yerleştirmeye başladın. Şimdi bu topları tek tek yerleştiriyoruz. Şey ama haklıymışsın. Kusura bakma sözünü kestim. Bu topları önceden hazırlamakta haklıymışsın. Çünkü bayağı top var. Ben tek tük bir şey sanmıştım. Yok. Çok uzun sürermiş çok bunlar. Çok uzun sürüyor yapımı. Burada çünkü burada malzemenin oturması da evet. Birazcık böyle zahmetli. Evet. Çünkü sıfıra sıfır oturtmak zorundayız burada. Ki top evet. Oynamasın bir daha yerinde. Aynı mantıkla yapıyoruz yine. Orada delikler açtın. Hazırladığın bu top başlı gümüşleri Japon'a batırıyorsun. Evet. Ve açtığın deliklere yerleştiriyorsun. Açtığım deliklere tek tek yerleştiriyorum. Tamam. Şuradan şöyle. Bunları... İnanılmaz şık ve yaratıcı bir şey oldu. Evet. Sadece bunu yaparken tabii ki zaman alıcı bir şey tabii. Bu. Şimdi bunu yapacağız. Tekrar bir daha tesviye yapacağız. Evet, şimdi burada birkaç tane delik yeri açacağım. Hı hı. O başı açtığın yer halka mıydı? Evet, buraya halka yapacağım. Asabilmek şimdi. İçin, kolye takabilmek için. Kaldı dedik. Evet. Ve tepe halkasını yapacağız. Güzel bir kolye. Bunun arkası biraz düzleştirilip kakma yapmadan broş gibi de olur değil mi? Bu bizim isteğimize bağlı olan bir şey. Şık bir broş olur. Çok değişik bir broş olabilir. Evet. Senin çünkü fikirlerin böyle çok güzel. Teşekkür ederim. Değişik fikirlerim var ablacığım. Seviyorum ben takı aksesuar. Evet yani bir de bu bir aslında yetenek. Bir yandan da bastırıyorum böyle çok kuvvetli bir şekilde. Farkındayım çünkü zor bir işlem. Burada çünkü bastırmazsam hani kuyumcuk tabiri hani mıhlama da denir. Eğer tam yuvaya oturmazsa orada içeride bir şişme yapmazsa gümüş bu sefer zamanla çıkma olabilir. Ama şöyle önlem almak açısından bu yaptığım yerlere şöyle hafiften şöyle dokunacağım. Sen evet. Ömürlük hazırlıyorsun çünkü bunları. Tabii ki. Bu şimdi şöyle bizim ne yaparsak yapalım yaptığımız şeyler çok uzun süreler gitmeli. Yani torununa bırakabilmeli bir kişi bunu. Evet. Şimdi buradan tutuyorum halkamı. Şöyle bir tur tam tur atıyorum. Halkayı. Tam tur attıktan sonra yanına çevirip buradan geriye biraz çeviriyorsun. Geriye biraz çeviriyorum ki eşit buradan, oldu. Evet. Buradan Antep makasımız ile Antep makası. Evet. Bu Antep makası diye kuyumculukta bu geçer. Neden? Çünkü bu zamanında bir ustanın yaptığı Antep'te yaptığı bir makas. Hı hı hı. O dönemde tabii bakırcılık çok olduğu için tabii. O dönemde orada yapılmış. Bunlar, Antep'in bakırcıları da meşhurdur evet, ama. Dövmedir bir de. Hı hı. Dövme makaslar oluyor. Evet. O dönemden beri o isimle gelmiş Antep hı hı. makası diye. Bu arada kısa kestin. İçeri girecek kadar ucunu hazırladın. Evet. Burada şimdi deliği açmıştık. Bu pimi de buraya şöyle yerleştirdim. Şimdi burayı şöyle hazırladım. Hı hı. Şöyle. Evet. Buradan şimdi daha tabii tesviye birazcık daha yapacağız. Çok güzel oldu. Tepeliğim daha önce vardı. Tabii bunlar hazır olarak da hazır aparatlar var. Satılıyor. Evet. Bu hazır bir parça. Hı hı. Hazır bir parçadan. Şimdi buradaki
halkayı açıyorum. Bu halkanın güzelliği boş olduğu için istediğin zaman başka bir şey takabilirsiniz buraya. Evet. Şimdi bunu yaptım ama ben bunun sabit olmasını istiyorum. Oynamasını istiyorsun. Oynamasını istiyorum. Şimdi o zaman şöyle yapıyorum. Şuraya bir damla şöyle bakıyorum arkadan da çekti mi diye. Evet. Bu şu an dondu. Şöyle kontrol ediyorum. Hafif zımparasını yapıyorum. Tamam. Cilasını yapıyoruz ve tamam. Bitiyor. Cilaya geçtim. Buradan bezime sürdüm cilamı. Buradan şimdi şöyle cila alıyorum. Hemen parlamaya başladım. Evet. Şimdi tabii burada leke gibi gözüküyor. Az sonra silerken parıl parıl gözüküyor. Evet. Evet ablacığım, cilamız bitti. Şimdi ben bunu bezle silmeye başlayayım. Tamam. Şuradan bezimizi alalım şöyle. Tamam. Herhangi bir bez mi? Pamuklu bez. Bu herhangi bir bez olur. Bunu tabii ciladan sonra hafif yıkanırsa daha iyi olur. Hı-hı. Şöyle biraz yaktık mı zaten o siyahlıklar. Bakın beze geçmeye başladı. Evet, evet. Şöyle. İnanılmaz parlıyor. Gümüşler her harekette o kaktıkların farklı ışık veriyor. Çok güzel oldu. Evet, bunu temizlemek için de bizim bulaşık deterjanlarımız var evimizde kullandığımız. Hı. Hafif ılık yapalım suyu. Hı. Bulaşık deterjanı suyun içine atalım. Yumuşak bir diş fırçası ile fırçalarsanız aynı gibi yapar. Evde gümüşlerinizi de bununla böyle parlatabilirsiniz. Evet, taşsız olanlar için pratik bir yöntem değil mi? Evet. Genelde yüzüklerde bazılarında mıhlama değil yapıştırma olduğu için sökebilir. Ondan dolayı dikkatli olalım. Evet, bitmek üzere ve bitti. Ah, çok güzel oldu. Siz İnanılmaz bu arada buna bakarken oldu. Ben onun zincirini birazcık şöyle... Şu estetiğe bakar mısınız? Çok güzel oldu. Yani bir şeftali çekirdeğinden böyle bir sanat eseri. Aslında doğal malzemeleri atmıyoruz. Ne yapıyoruz? Atmıyoruz. Tekrar değerlendiriyoruz. Çok güzel. Biraz ustalık işi oldu ama. Güzel oldu ama. İzleyicilerimiz de bunları yapabilirler. Sadece ne var? Biz gümüş mü kullanıyoruz? Oraya farklı bir şey bulabilirler. Şöyle o zaman halkalarını da şöyle takalım. Evet. Şöyle teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sevgili Mümin Orhan bugün gerçekten ustalığını konuşturdu. Programımıza ilk başlarken de dedik ki doğada bulunan malzemelerden neler yapılabilir, nasıl dönüştürülebilir, evimizde her gün attığımız malzemeler ne olabilir diye ufak tefek pek çok örnek gösterdik. Ama sanıyorum bunda zirve yaptı Mümin. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok güzel oldu. Bir şeftali çekirdeğinden araya abanoz ağacının tozları yerleştirildi. Ciddi bir emekti ama işte bu. Evet. Gerçekleşti. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Ustaların elinden bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.